Herkese merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda bilgisayar mantığına ait AYT Kimya Soru Bankası'nı kaynak incelemesini yapacağız. Kitabımızın zaten kapağına baktığımızda bazı bilgiler verilmiş. Yeni öğretim programına uygun diyor. Yani müfredatta uygun. Kazanım sıralı. Yani müfredattaki kazanımlar yine sıralı olarak sorularda yer alıyor. Tam hücreleme diyor. Yani alt başlıklara ayrılmış. Her konuyla ilgili soru tipleri var. Yine akıllı kağıtlar ifadesi var. Bunu biraz sonra testlerin içerisinde de göstereceğiz. Bazı testlerin sonunda dikkat köşeleri ya da unutma köşeleri, hatırlayalım köşeleri var. Bunlara da değineceğiz. Yine diğer kaynaklarda olduğu gibi bu kaynağımızı da video çözümlü yani uygulamasını indirip istediğiniz soruya istediğiniz anda bakabilirsiniz. Kitapla ilgili yine şunu söyleyebiliriz. Az önce de söyledik müfredata uyumlu yani sorular müfredat dahilinde. Müfredatta uyumlu. Yine kolaydan zora doğru içerisinde bazı kolay sorular, orta düzey sorular ve sonunda da zor soruların olduğunu görüyoruz. Bu açıdan da yine çözerken öğrenci üstüne ekleyerek bilgilerini artırarak çözmüş olacak. Evet, akıllı kağıtlar dediğimiz köşemiz şu. Bazı testlerin sonunda mesela bu testin sonunda unutma var. Karşımıza çıkan öğrencilerin çok karıştırdığı kısmı yazar buraya ne yapmış? Özet olarak eklemiş bu kitabın artı yönlerinden biri. Yine mesela buraya baktığımızda bu testin sonuna dikkat diye eklemiş. Burada yine öğrencilerin unutabilecekleri ya da karıştırabilecekleri kavramlar burada özet olarak verilmiş. Buralarda işinize mutlaka yarayacaktır. Yine bu kitap için şunu söyleyebiliriz. Her ünitenin sonunda ÖSYM tipi sorular var. ÖSYM'nin benzer soruları, ÖSYM'de çıkabilecek soru tiplerine benzer sorular var. Bu testin sonuna da mesela geçmiş yıllarda çıkmış sınav soruları eklenmiş. Mesela şurada baktığımızda 2016'da, 2014'te, 2017'de bu konuyla ilgili çıkmış sorular eklenmiş. Yani herhangi bir yerde tekrar aramadan burada ne yapabilirsiniz? Sorulara bakıp soruları çözebilirsiniz. Bu da yine işimize yarayacak. Yani bu kitabın artı yönlerinden biridir. Yani kitapla ilgili şunu söyleyebiliriz. Soru sayısı yeterli. Yani bu kaynağı baştan sona sindirerek sadece bu kaynak için değil piyasada çok kaliteli gerçekten kimya kaynaklarımıza herhangi bir AYT kimya kaynağını aldığınızda sindirerek çözerseniz muhtemelen AYT kimyayı halletmiş olacaksınız. Bunun üstüne bir tane deneme çözerek ne yapabilirsiniz? AYT kimyayı bitirebilirsiniz. Yani şunu söyleyelim. Bazen öğrencilerden geliyor hocam iki kaynak mı, üç kaynak mı, beş kaynak mı? Şimdi bu kişiye göre de değişir. Kimisi bir kaynakta halledebilirken, kimisi iki kaynakta, kimisi üç kaynakta halledebilir. Ama çözerken sizden ricamız soruları sindirerek yani a öyleymiş ya da böyleymiş yarım bilgiyle değil. Her soru tipini kavrayarak, anlayarak çözmenizi istiyoruz. Yani mesela burada gazlarla ilgili sorular var. Gazlar ünitesini bitirdiğinizde kafanızdaki tüm soruları halletmiş olarak bir sonraki üniteye geçerseniz zaten olayı ne yapmış olursunuz? Halletmiş olursunuz, tamamlamış olursunuz. Yine kitapla ilgili şunu söyleyebiliriz. Biliyoruz ki organik ÖSYM ne yaptı? Geçen sene çok basit sordu. Çünkü organik artık sadeleştirildi. Bu seneki baskıda da organik yeni müfredata uygun olarak bayağı sadeleştirilmiş olarak karşımıza çıkıyor. Buna da zaten yer verilmiş. Yani kitapta buna da değinilmiş. Yani organik soruları müfredata yine uyumlu ve basitleştirmiş olarak sorulmuş. Bunu da söyleyip videomuzu burada bitiriyoruz arkadaşlar. Yani bilgisayar modda alıp çözdüğünüzde AYT kimyayı halledebileceğiniz kaynaklar arasında da gönül rahatlığıyla çözebilirsiniz. Müfredata uyumludur. Kazanımlara uygundur. Hücreleme dediğimiz yani alt başlıklar var. Alt başlıklara göre de her soru tipi mutlaka var. Onun için alıp çözmenizi öneriyoruz. Bizi dinlediğiniz için de teşekkür ediyoruz. Hepinize kolay gelsin arkadaşlar. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız.